Şu anda ilk adımlarım canlı eğitim programlarından birindeyiz. Profesör Doktor Raşit Vural Yağcı ile beraber ilk 1000 günde bebek beslenmesi eğitimi yapacağız. Daha önce Instagram'dan yapıyorduk. Şimdi ilk kez hocamla beraber yine aynı şekilde Instagram'da olduğu gibi yayınımıza başlıyoruz hocam. Nasılsınız? İyi misiniz? Her şey yolunda mı? Teşekkür ederim. Her şey yolunda. Umarım herkes iyidir. Bu farklı Evet. bir konsept oldu. Telefonda aslında daha çok insana ulaşıyordum. O yüzden onu ben yorumlamayayım. Sizlere bırakayım. Bunun için yani bizi dışarıda telefondan da dinleyebilirdi bürosunda kişiler. Burada biraz zor olacak gibi geliyor. Zaten katılım. Yayının kaydını da dinleyeceğiz hocam, izleyebilecekler hocam. Şimdi isterseniz şöyle yapalım. Şu anda bayağı bir kişi olduk. Tamam. Programımıza başlayalım isterseniz. Başlayalım. Ben Soruları da soruları alayım sizden. hocam şöyle yapalım isterseniz. Instagram'da sorularımız vardı. Genel olarak ben soruları hatırlıyorum ama genel soruları hatırlıyorum. O yüzden isterseniz ilk önce ilk 1000 gün ne demek onunla başlayalım. İlk 1000 gün anne karnında geçen 9 ay 10 günlük süre artı ilk 2 yaş. Bunları toplarsanız 280 artı 365 artı 365 bin güne ulaşırsınız. Bu 1000 gün hayatımızın en önemli dönemi. Niçin en önemli dönemi? Annemizin karnında iki tane hücre birleşiyor. İki hücre 280 gün sonra 3 kilo olarak dünyaya geliyor ortalama. 3 kilo 200, 3 kilo 300. İki tane hücrenin 280 günde geldiği noktaya bakarsanız, bu işin inanılmaz bir olay ve süreç olduğuna şahit olursunuz. O nedenle hızla oluşan ve arkadan da 6 ay, ilk 3 ayı bebeğin gelişmesi, oluşması daha doğrusu ve canlanması, sonraki 6 ay bebeğin gelişmesi ve büyümesi nerede? Anne karnında. Aslında 3 ayın sonunda her şeyi hazır. Bebeğin kalbi de çalışıyor. Bütün organlar yerinde. Ama doğmuyor. Niçin doğmuyor? Dünyaya geldiği zaman ayakta kalamaz. Çok küçük. Dünya şartları, dünyadaki çevre, dış etkenler onun yaşamına engel olur. Kendi akciğer kapasitesi de daha yeterli değil. Kalp buna ayak uyduramayabilir. O nedenle bebeğin biraz büyüyüp gelişmesi lazım. Bu gelişme işte ondan sonraki 6 ay içinde oluyor. Ve 6 ayın sonunda kimi bebek biraz az gelişmiş olarak, kimi bebek biraz çok gelişmiş olarak ama ortalama 3,2-3,3 kilo olarak dünyaya geliyoruz. Bu dönem demek ki hani bebeğin oluşumuyla ilgili dikkat edilecek noktalar var. Annenin bir kere gebe kaldığını bilmesi lazım. Ve ona göre ilk 3 ay işte X ışınından tutun da sigaraya, alkole kadar, ilaçlara kadar birçok şeyden elini ayağını çekip bebeğine zarar vermemeye çalışması lazım. Biraz vitamin destekleriyle kendini o bebeği büyüyüp ve geliştirmeye hazır hale getirmesi lazım. Tabii ki burada beslenme ve yaşam tarzı son derece önemli. 3 aydan sonra da yine beslenmesine dikkat etmesi lazım. Örneğin doğal ürünleri yemesi lazım. Fast food'dan, abur cuburdan elini çekmesi lazım. Doymuş yağlardan zengin, özellikle pizza, hamburger vesaire hazır ambalajlı ürünler, unlu mamuller dışarıda yapılmış. Bunlardan elini ayağını çekmesi lazım. Çünkü doymuş yağlar yani bizim damağımıza çok lezzet veren yağlar aslında annenin bağırsak mikrobiyotası için doğru şeyler değil. Anne fazla kilo almayacak. İki kişilik yemesine gerek yok. Bir kişilik yesin ama sağlıklı yesin. Belki bir tık daha bunu arttırabilir kadın doğum uzmanı onu takip ederken. Bu arada annenin özgeçmişi ve soy geçmişi önemli. Ne demek? Anne diyabet tanısı almış mı? Daha önce hayır almamış. Peki anne kilolu mu? Hayır kilolu değil. O zaman ailelere gitmek lazım. Ailelerde obez var mı? Hayır yok. Ailelerde diyabet var mı? Hayır yok. O zaman bu gebe çok rahatlıkla sağlıklı bir şekilde beslenerek yoluna devam eder.
Ha, bir parça burada marjları genişletebilir belki. Canı istediği zaman hani aşerme diye tabir edilen şeylerde zararlı olmayan şeylerden bir parça daha fazla yiyebilir tabii ki. Ama ailede obez var veya anne obez, ailede diyabet var veya anne diyabet, gebelikte çıktı. Bunlar çok önemli. O nedenle ideal bebek sahibi olmak için bir kere anne adaylarının hekimlerine başvurup ben gebe kalabilir miyim diye izin istemeleri lazım. O esnada bütün bu sorular sorulacak. Annenin vitaminlerine bakılacak. Annenin değerleri görülecek. Kiloluysa kilo ver biraz sonra gebe kal denecek. Diyabetliyse Allah korusun diyabeti regüle edilmesi lazım. Vitamin eksiklikleri varsa vitamin eksiklikleri yerine konacak. Ondan sonra gebeliğe izin verilecek. Bu aslında ideali bu. Ama bu ne kadar gerçekleşiyor ülkemizde? Bana sorarsanız çok az gerçekleşiyor. Çoğu insan gebe kaldığını hissettikten sonra doktora veya laboratuvara gidip gebe miyim diye test yaptırıp sonra doktoruyla bunu paylaşıyor. Yani ideali önceden kendinizi doktor nezaretinde hazırlamak, bu işe uygun olduğunuzun raporunu almak. Peki anne gebe kaldıktan sonra dediğim gibi ilk 3 ay bebeğine zarar vermesin gelişimine diye bir takım maddelerden veya olaylardan, çevreden dikkat edecek, korunacak. Doktoru bunları kendisine anlatır. Beslenme konusunda da abur cuburu ve doğal olmayan ürünleri, ambalaja girmiş hemen hemen her şey. Tabii burada yumurta da ambalajda satılıyor, peynir de ambalajda satılıyor. Bunlara bir sözüm yok ama o unlu mamuller grubu ambalaja girmiş, ambalaja girmiş işlenmiş etler, ambalaja girmiş diğer ürünler, şekerlemeler vesaireler. Bunlar son derece yanlış bir beslenme tarzı olur. Neden? Anne 3. aydan sonra ne yediyse, ne içtiyse bebeğine o besinleri, o içecekleri koklar. Yani yapıştırır. Yani bir yerde bunu hafızana kaydet der. Bakınız. Siz fast food, junk food ağırlıklı abur cuburla beslenirseniz Onu bebek kaydeder herhalde. bütün bu tatları kaydeder. Emzirirken de tabii ki bunlara bir ikaz eden yoksa sizi devam edecektir anne. O zaman o bebek kendi başına yemeye başladığı zaman anne neyi çok yediyse, neyi tercih ettiyse o tatları hep ön planda tutup beğenmediğini eliyle ittirip reddedecektir veya tükürecektir. Ama o tatları yakaladığı takdirde alacaktır, yiyecektir. Bu o kadar böyle çok yaşanan bir olay ki aslında bunu kimse fark etmiyor. Kimse de bunun üstüne gitmiyor. Gebelikte demek ki anne ne yer ne içerse onu bebeğine koklar. Bir tık daha gidelim ileri. Anne ne hisseder, ne yaşarsa bebek onu hisseder ve yaşar. Evet hocam. Anne Evet, çok haklısın. travmaya uğruyorsa bebek travmayı yaşar. Anne depresyona giriyorsa bebek o depresyonu hisseder. Anne bebeği istemiyorsa, büyüklerin iknasıyla zor kabullenmişse o bebek bu mesajı alır. Yani bunlar çok önemli şeyler. O Evet. bebeğin ilerideki sağlığı için, doğacak bebeğin aile içindeki konumu için. O nedenle bu detaylar önemli bence. Bunları annelerin bilmesinde yarar var. Demek ki sedanter bir hayat dediğimiz, evde fonda bir müzik, bakın bu çok önemli. Çok önemli. Fonda bir müzik olursa, patırtı gürültü çat pat olmazsa çok fazla, hafif aydınlıktan değil de biraz loş ama aydınlık da olabilir bir ışık olursa, eşi geldiği zaman eşi anne adayına güzel sözler söyleyip onu hoş tutarsa, onu motive ederse, ona moral verirse, korkulacak bir şey olmadığını hissettirirse, annenin bebeği kabullenmesinde zorluk hissettiğini hissediyorsa baba bunları çözücü laflar, cümleler kurup, sözcükler bulup anneyi motive etmesi son derece önemli. İşte böyle iyi beslenen, içsel veya ruhsal olarak mutlu bir evlilik, fonda müzikle birlikte o bebeğe, anne karnındaki bebeğe çok şey verir. Çok şey değişir ileriye yönelik.
Anne bebeğiyle mutlaka bebeği büyüdükten sonra karnında hissettikten sonra elini koyup onunla konuşmalı. Ona güzel şeyler söylemeli. Mesela seni seviyorum bir tane. Hiç acele etme. Güzel güzel büyü de gel. Seni çok seveceğiz biz, bekleyeceğiz. Bu tür şeyler, kalbe giden şeyler, bunları bebek hepsini alır. Buna gülenler olabilir ama ben bunların hepsini önce yakınlarımda, önce kendi torunumda, sonra da yakınlarımın çocuklarında veya torunlarında hepsini test ettim. Bu bebekler böyle bir şartlar altında anne karnındaki dönemini tamamlarsa dünyaya geldikten sonra da çok mutlu oluyorlar genelde. %100 değil tabii. İşin içine astroloji giriyor vesaire vesaire. Ama en azından %51 diyelim. Bu %60 olur, %80 olur. Bu bebekler mutlu bebekler oluyorlar. İçsel olarak sağlıklı bebekler oluyorlar. Anne sağlıklı beslendiği ve sağlıklı kodları, besin kodlarını bebeğe, zihnine yapıştırdığı için. Demek ki gebelik bu açılardan son derece önemli. Aslında bu tabiat ananın, Allah babanın bir yazılım programı. Bunları bize göstermiş. Bundan 100 sene önce yiyecekler böyle değildi. İklimler de böyle değildi. İnsanlar da böyle değildi. İnsanlar da değişti bakın. Her şey değişti. İşte bunları insanoğlu yaptı. Tanrı'nın yazılımında, Tanrı'nın koyduğu sahnede, tabiat annenin yarattığı ortamda bunların hiçbiri yoktu. Bunları hep insanoğlu getirdi. Onun için bebeğimizi daha da dikkatli karnımızda büyütüp korumalıyız. Yazılı programında birinci bölümden sonra doğum olayı geliyor. Doğum bize gösterilen, tabiat ananın, Allah babanın, Tanrı'nın bize gösterdiği doğum şekli normal doğum. Bunu kimse tartışmasın. Doktorunuza güvenin ama doktorunuzla başta şunu konuşun. Ben normal doğum yaptıracağım. Siz normal doğum yaptırıyorsanız sizinle devam ederim. Normal doğum yaptıramıyorsanız bana bunu baştan söyleyin. Sakın son dakika yok şuyu var, buyu var deyip de beni sezaryene zorlamayın. Bu çok önemli. Yazılı programının dışına çıkmasın hiçbir şey. Normal doğarsa ne olacak? Normal doğarsa annesindeki mikrobiyatanın hemen hemen tamamını hem intestinal hem vajinal o bölgedeki tüm bakterileri alacak. Ağız yoluyla. Ağız yoluyla. O nedenle biz doğumdan sonra bebekleri aspire etmiyoruz. Çok ciddi bir sorunu yoksa. Bu bakteriler Oradaki bebeğin midesine korumak inecek. için mi? Tabii aldığı şeyleri biz bozmayalım, dışarı çıkarmayalım o bakterileri diye. Sonra o bakteriler anne, bebeğin midesine gitti. Onlar da canlı. Onlar aslında bu dünyanın en tecrübeli canlıları. 3,5 milyar yıldır bu dünyada onlar. Dünya 5 milyar yaşında. 3,5 milyar yıldır bakteriler bu dünyada. Bizden çok daha iyi tanıyorlar. Korkunç bir bellekleri var. O nedenle o antibiyotikler zaten hiçbir zaman çözüm olmadı. Gene üremeye devam ettiler, gene çoğalmaya devam ettiler. Bu arada o antibiyotikler nedeniyle birçok işte bizim iyi bakteri dediğimiz, dost bakteri dediğimiz bakteriler de öldü. Bu da sağlığımız için negatif bir etki oldu. Onu orada bırakalım. Biz mideye inen bakteri canlı dedik. Ne yapması lazım? Yaşayabilmesi için beslenmesi lazım. Beslenmesi için ne lazım? Besin. O besinle anne sütü. Bakın ben bakteriden bahsediyorum, anne sütü diyorum. Öyle. Yazılımda her şey düşünülmüş. Normal doğum yapan annenin sütü de 3-4 saat sonra yahut 1-2 saat sonra ama en geç 8-12 saat sonra 12 saate kalmaz bile gelir. Siz bu yazılımı bozarsanız, sezaryene giderseniz, bu sezaryende bir parantez açmak istiyorum. Bizim istemediğimiz, reddettiğimiz sezaryen şu. Doktor son kontrolünde ultrason bebeğin yeterli kiloya gelmiş. Güzel kardeşim, 3 kilo, 3,5 kilo arası. Gayet güzel her şey. Tüm sistemler normal. Alabiliriz artık bebeği dışarıya. Bu işlem
Biz buna keyfi sezeryen diyoruz. Tabiat Ana'nın yazılım programında doğum başlamamış. Annenin ne sancısı var? Hiçbir şey yok. Ne rahimde açılma var? Hiçbir şey yok. Hiçbir şey. Sadece doktorun hesabı ve ultrason verileri. Ne oluyor burada? Doktor kendini Tanrı'nın üstüne çıkarıyor. Tabiatın üstüne çıkarıyor. Ben bilirim. Sen bilirsiniz ama o çocuk bundan, anne de çocuk da aslında fayda görmüyor. Hele çocuk çok şey kaybedebiliyor. O nedenle ben bütün anne adaylarını sezeryensiz bebek sahibi olmayı öncelikle yaşamalarını, hissetmelerini, düşünmelerini istiyorum. Ha, bizim onay verdiğimiz sezeryenle orada hiçbir zarar yok. Annenin sancısı başladı veya annenin suyu geldi. Ama annenin rahimi bir türlü açılmıyor. Bebeğin kalp sesleri bu arada izleme alınır. Bebekte bradikardi dediğimiz yavaşlama oldu kalp seslerinde veya çok hızlı atmaya veya bir hızlı bir yavaş olmaya başladı. Bunların hiçbirisi bebek için doğru sinyaller değil. O zaman hekim bebeği ve anneyi daha fazla riske etmemek için zaten başlamış olan doğumu anne kendi başına sonlandıramayacağını hissettiği anda onu sezeryene alıp hem anneyi hem bebeği bir an önce kurtarır. Bu gayet doğaldır. Burada bir sorun yoktur. Yazılım programına çıkma yoktur. İşte sezeryen zaten bu amaçla akıllı Bak. insanların bulduğu bir yöntem. Sezeryen acil bir uygulamadır. Keyfi bir ameliyat değildir. Bu acil durumlarda uygulanıp anneyi, bebeği kurtarmaya yönelik bir işlemdir. Acil durum nedir? Annenin suyu geldi, annenin sancıları şiddetli ama rahim açılmıyor. O zaman sezeryen. Veya bebek için tehlike sinyalleri var. Sezeryen olabilir. Burada bir sorun yok. Uzatmayalım. Keyfi sezeryenden kaçınacağız. Keyfi sezeryen dediğim gibi hiçbir doğum işareti olmadan tabiatın kurallarını çiğneyerek yola devam etmektir. Bu bebekler de anne sütü 2 gün sonra gelir. Bu bebekler zaten bakteri alamaz annelerinden. Bakteriler ne olacak? İşte o bakteriler normal doğum yapıp da sütü gelen anne o sütü içmeye başladığı zaman o sütün içinde karbonhidrat grubunun %1'i kadar emilmeyen yani vücutta onu eritecek enzimi olmayan şekerler var. Biz buna galakto oligosakkaritler diyoruz. Emilmeyen şeker olduğu için pratikte de bunun ismi liftir. Bunlar anne sütünde var. Bebek bunlardan yararlanmayacak. Bunlar aşağıya bağırsağa doğru itilecek. Bir an önce vücut yararlanamayacağı veya kullanamayacağı bir şeyi başından atmak ister. O nedenle bunları bağırsağa atarak bağırsağı hareketlendirmeye başlar. Yani ilk anne sütü bebekte de sindirim sistemi için marşa basmaktır. Mide hareketlenir, mide çalışmaya başlar. Bu kullanılamayacak şekerler bağırsağa itilir, bağırsak hareketlenir ve bir an önce bunu başından atmak istediği için hızlandırır işi. Aşağı geldiği zaman bunlar özellikle ince bağırsağın son kısmına ve kalın bağırsağa orada tutunabilecekleri birçok reseptör vardır veya bağlaç yerleri vardır. Oralara yapışırlar bunlar. Oraya yapıştıkları zaman artık gelen o şekerleri yemeye başlarlar bakteriler. Yani o şekerleri bir yerde parçalarlar. Bu parçalanma esnasında açığa enerji çıkar. İşte o enerjiyle kendilerini canlı olarak idame ettirebilirler yaşamlarını nerede? Bebeğin bağırsağında. Peki bu bakteriler hepsi masum mu? Annede olup da anneye zarar vermeyen, bebeğe zarar veren bakteri olabilir mi? Evet bunlar da var ama bunlar anne sütündeki sindirim faaliyetleri sonrası oluşan değişikliklerle bağırsakta yok edilirler. Nasıl yok edilirler? Anne sütü bu şekerlerle, anne sütü daha doğrusu bu bakterilerle o şekerli kısmı karşılaştığı zaman parçalanıyor dedik ya. İşte bu aslında bir fermantasyon olayıdır. Yoğurttaki Fermantasyonda gibi mi nasıl? hocam? Efendim? Yoğurttaki gibi mi? Aynen. Aynen. Çok güzel söyledin. Fermantasyon olayıdır.
Fermente olunca nasıl yoğurtta laktik asit bakterileri vesaire ortalara yayılıyor. Burada da ne olur? Fermantasyonla yoğurdun nasıl pH'sı düşüyorsa buradaki pH da düşer. Nerede düşer? Bağırsağın içeriğindeki pH düşer. Kaçtır normalde? İnsan olduğun dışkı pH'sı 6 ila 8'dir. Nereye düşer? 5,5'a düşer. Yani bebeğin ilk aylardaki anne sütü yoğun olarak aldığı dönemlerdeki kaka asidik kakadır. İşte bu asit ortamında anneye zarar vermeyen ama bebeğe zarar verebilecek. Veya doğum esnasında yanlışlıkla bebeğin ağzından girmiş de oraya ulaşmış tehlikeli bizim patojen dediğimiz bakteriler varsa onların da hepsi hemen hemen elimine edilir. Ayakta kimler kalır? pH'dan etkilenmeyen, bebeğin sağlığı için önemli, onun bağışıklığının gelişmesinde yardımcı olacak dost bakteriler kalır. İşte bu Hocam, dost bakteriler anne sütü devam ettiği sürece beslenmesini sürdürür ve bu beslenmeyle giderek çoğalırlar. Burada bu çoğalma da, bu beslenme de iki grup, üç grup bakteri cinsine aittir. Yani bir grup var masum ama çok bir onlar için çok bir gereklilik yok. Onlar da bundan yararlanamayıp, beslenemeyip elimine olmaya başlarlar. Bunların içinde zararlılar da vardır veya işe yaramayacak bakteriler de vardır zararı olmasa da. Ayakta sadece bebeğin bağışıklığı için çalışacak, gerçekten ona dost olarak hizmet edecek bakteriler kalır. Ve bunlar işte bebeğin o ayki, o yılki genel sağlığı ve daha ileride erişkin dönemdeki sağlığının programlanmasında son derece önemlidir. Bunlar bağışıklık Hocam, sistemini yönlendireceklerdir. Evet hocam, dinliyorum. Kusura bakmayın. Bir izleyicimizin sorusu var. Tam da konuştuğumuz konuyla ilgili, anne sütüyle ilgili. Evet. Bebeğini sezeryan doğurmuş. Fakat doğduğunun 3. gününde yoğun bakıma yatmış bebek. 4 günde orada kalmış. Antibiyotik ve birkaç ilaç almış enfeksiyon tedbiri için. Bağışıklığından endişe ediliyor annemiz. Anne sütü alıyormuş. Bağışıklığını güçlendirebilir miyim? Şu an 4 aylık diyor. Anne sütü vermeye devam etsin. En iyi bağışıklık güçlendirici anne sütü. Yani annemizin endişesini... Hayır, hayır, hayır. Hiç gerek yok. Böyle ufak tefek bunlar detay. Neden alındı onu bilmiyorum. Herhalde bir nedeni vardır. Oraya gittiği zaman zaten bir bebek grubu varsa, o bebek grubundan biri hasta, ciddi hasta, diğerleri de kontrol amacıyla kenarda yatıyorlarsa, aynı odada olmaları nedeniyle, bakın aynı yatakta yatmıyorlar zaten. Aynı Evet. odada olmaları nedeniyle bütün bebekler korunmaya alınır. Veya o bebeğin kendine özgü sorununa antibiyotik destek verecektir. O bebeğe özgü yine tedavi verilir. Neden bu yapılır? O doğan bebeğin bağışıklık sistemi henüz yok ortada. Evet. O nedenle o bebeği korumak zorundalar. Korumak zorundayız. Yapılanları eleştirmiyorum. Doğruysa alınma nedeni vardır herhalde diyorum. Gerektiği için antibiyotik verilmiştir ama 3 gün 4 gün sonra anneye teslim edilmiştir. Bu antibiyotikler bebeğin bağırsağını etkiledi mi? Evet, etkiledi. Peki ne yapayım? Anne sütü ver. Niçin? Anne sütü kaybolanları süratle yerine koyacak, süratle yerleştirecek yerine. O nedenle anne sütünden daha iyi bir bağışıklık arttırıcı yoktur. Anne sütünü açtınız madem, anne sütü bir besin değildir. Anne sütü yalnızca bir besin değildir, pardon. Anne sütü besin artı biyo üründür. Biyo ürün demek, o bağışıklığı geliştirmek demektir. Beyin gelişimini desteklemek demektir. Zeka puanını arttırmak demektir. Özgüvenini geliştirmek demektir. Korkularını gidermek demektir. Evet. Demektir, demektir, demektir. Bana en çok üzüldüğüm nokta, anne sütüyle yarım yamalak götüren, aklı hep yiyeceklerde olup, bir de eczaneden hangi bağışıklık arttırıcı damlayı veya şurubu alayım diye sorulan soruya üzülüyorum ve artık da kızmaya başlıyorum. Allah sana en güzel koruyucuyu vermiş. Emzir. Ve sağlıklı beslen. Evet, burası çok önemli.
Emziren anne sağlıklı beslenmeye devam edecek. Abur cuburlar yok. Aynı gebelikte söylediğim şeyler geçerli. Geçerli değil mi hocam? Yasaklar, pişmemiş yumurta falan devam mı? Pişmemiş yumurta, çiğ yumurta falan yok. Devam tabii. Her şey devam. Artı eşinin ve ailenin motivasyonu şart. Şart. Annelerin bir kısmı depresyon demeyin de biz ona melankoli diyoruz. Emzirmek istemiyorlar, depresif oluyorlar. Yani nereden geldi başıma bunu? Benim hazır değildim ben buna gibi bir yorum yapabilirsin izleyen bir kişi olarak. O annelere çok dikkat etmek lazım, üstelememek lazım. Bir psikiyatristle görüştürmek lazım gerekiyorsa veya ilaç kullanması gerekiyorsa da sütünü sonlandırması lazım. Hiçbir şekilde zorlama olmaz. O nedenle annelerin, o anneciklerin motivasyona çok ihtiyaç var. Evet. Arka eşleri ve arkadan aileleri. Akıl vermekten çok motivasyon. Akıl veriyorlar çok maalesef. O akılların... Çok hocam, çok. Hani sütün yetmiyor. Evet. Sütün bebeğine fayda etmiyor. Sen emziremiyorsun. Şimdi, yeterli anne. Evet, evet, evet. Şimdi bakın benim çocuklarım 40 yaşında, 40'lı yaşlardalar. Onlar bebekken, Allah bağışlasın hocam. Onlar bebekken ben asistandım. İyi bir fakültede asistandım. Hem hatta söylerim Ankara Tıp Fakültesi'nde çocuk kliniğinde asistanlık eğitimi asistandım. Çok uzmanlık eğitimi alıyordum. Çok da istekliydim, çok da hevesliydim, çok da başarılı olduğumu söylediler. Hiçbir hocamdan ben burada anlattıklarımı dinlemedim. Dinlemedim. Bunlar hep maalesef zaman içinde çözülen şifreler. Bunlar hep zaman içinde çözülen şifreler. O nedenle şimdi benim yaşımda anneanne babaanne vardır. Kalkıp da 40 sene önceki olayı kopyalayıp da bebeğe anneye yapıştırmasınlar. Ha, yapışması gerekenler olabilir. Ama mesela doymaktan bıkmıyor, emmekten bıkmayan bir bebeğe bu süt yetmiyor demesinler lütfen. Lütfen evet. Böyle bir şey yok. Emmek demek zayıf diyor. Yaşta hayata bağlılığını, sağlıklı olduğunu gösteren en iyi bulgudur. Örnek veriyorum. Anne telefon açıyor. 3 aylık bebeği var. Anne sütü veriyor. Diyor ki bebeğimin ateşi var. Kaç ateşi? 37.8. Emiyor mu? Bakın bizim ilk sorduğumuz soru emmesi nasıl? Gayet iyi. Peki kusma var mı emmekten sonra? Yok. İshal var mı? Hayır, kakada değişiklik yok. Emmesi iyi mi? Eskisi gibi mi? Evet, eskisi gibi. Aynı canlılıkta çekiyor. Korkma, soğuk uygulama yap, biraz ıslak bezle alnına. Düzelmiyorsa 38 ve oluyorsa hastaneye git. Hiçbir zaman hemen hastaneye git dememek lazım. Şayet ateş 38 ve üzerinde değilse. Ama 38 ve üzerindeyse veya daha yüksekse o bebek evde bekletilmez, hastaneye gider. Yani yeni doğanda ateş önemlidir ama esas ona yapıştıracak bir ciddi semptom da emmedir. Emiyorsa korkmayız. Emmiyor hiç bebek ama ateşi de yok. Hastaneye git veya getir bak, muayene ol deriz hemen. Emmemek demek çok önemli bir işarettir. Emmemek demek bebeğin genel durumunun iyi olmamasıyla birlikte ateşinin olması şart değildir. Ateş vücudun bir silahıdır. Bağışıklıkla ilgili. Bu silahını kullanmayı ilk 3 ayda daha öğrenemeyebilir bebek. O nedenle ateşi yok diye evde tutmak bebeği, genel durumu iyi olmayan ve iyi emmeyen, zorlanırsa kusan bir bebek, derhal hastaneye gitmesi gereken bebektir. Biz anne sütüyle devam edelim. Anne sütü o bebeğin, annenin sorduğu sorudan devamla, her türlü açığını kapatacaktır. Bu 3-4 günlük bir olayın, mecburiyetten kaynaklanmış bir olayın bebeğe bir zarar vereceğini ben asla düşünmem. Yeter ki anne doğrularda kalmaya devam etsin. En iyi bağışıklık arttırıcının da anne sütü olduğunu unutmasın. Beslenmesine hocam dikkat edecek emziren anneler. Tekrar ediyorum, gebelikte söylediğimize artı gebelikte de önemliydi, şimdi de önemli. Soluduğu havaya dikkat edecek. Soluduğu hava ne demek? Sigara dumanı demek, egzoz demek.
Gece dışarılarda bacalardan çıkan gazlar demek, sanayinin gazları demek. Bunların hepsi önemli. Baba sigara içiyorsa eve girdiği zaman gidip üstünü değiştirecek. Kokmayan bir giysiyle elini yüzünü yıkadıktan sonra bebeğin yanına gelecek. O evin içinde sigara içilmeyecek. Ben balkonda içiyorum. Balkonda içiyorsun, üstüne bütün koku siniyor. Geliyorsun, bebeği kucağına alıyorsun. Doğru değil. Ben filanca odada içiyorum, bebek salonda. Hayır efendim, bunların hiçbiri doğru değil. Sigara dumanıyla uzaktan veya yakından temas eden bebeklerde astım şansı 4 kat artıyor. Onun için bu titizliklere uymak lazım. Bu titizliklere uyulmadığını da görüyoruz maalesef. Peki hocam, şimdi bu COVID döneminde özellikle bağışıklık kelimesi çok duyulur oldu. Annelerde de böyle bir panik var. Ve emziremeyen anneler, anne sütünün kıymetini çok iyi anlattınız az önce. Emziremeyen annelerde tabii bir endişe oluyor. Hani mama vereceğiz, bu aslında kötü bir şey. Emziremeyen anneler için doğru tercih mamadır. Başka hiç bunun tartışmasına gerek yok. Ben anne sütü için buradayım. Mama, anne sütü yoksa mecbursun. Mamaların da doktor arkadaşlar tarafından hangisinin bağışıklık arttırıcı olduğu, daha iyi olduğu daha doğrusu. Hepsi ona hizmet ediyor aslında. Öyle bundan 50 sene, 20 sene önceki bir standart mama kalmadı. Hepsinin bir özelliği var. Onlardan kendisini inandığı bağışıklıkta arttırıcı bir mamayı tabii ki anneye, bebeği için önerecektir. O konuda endişe etmesinler. Benim korkum işte yok ev mamalarıyla biraz inek sütünü sulandırarak vesaire verilmesidir. Bu doğru değil. Yasak mıdır? Hayır, yasak değildir. Şimdi geçinemeyen bir insanın çocuğuna mama derseniz onun da bir maliyeti var, bedeli var. Onun için o kelimeyi, o öneriyi yapmadan önce ailenin sosyokültürel durumunu, sosyal yapısını, eve giren maddiyat değeri nedir onu bilmek lazım. Onu bilmek lazım. Örnek vereyim. Adam işsiz, anne ev kadını, 4 tane çocuk oturuyor yanında, 5. gelmiş. Baba çıkıyor çarşıya, ameli ararlarsa buluyorlar, bu tesadüfen bu rastlanırsa işe gidiyor. O gün ne aldıysa eve geliyor. Ertesi gün gene aynı şey. O gün iş olmadı, geri geliyor. Şimdi böyle bir insana evde 4 tane daha çocuk var, sen mama al denir mi? Bu anneye ne yapıp edip emzir diyeceğiz. Ne yapıp edip emzir diyeceğiz. Ondan daha değerli bir şey yok onun için. Sütüm olmadı. Geçiniz efendim, bunlar yok öyle bir şey. Yani Tanrı o kadar adaletsiz değil. Sana az verdim, sana çok verdim, sana hiç vermedim. Böyle bir kural yok. Bu tamamen içsel ve düşünce sistemimiz bizim. Aklımız başka yerde ise süt olmuyor. Korkuyoruz. Kaygılıysak da olmuyor değil mi hocam? Aygı, tasa, endişe, inanmama. Bütün bunlar olursa süt olmaz tabii. Peki bu çamaşırlarda kullandığımız deterjanlar, yumuşatıcılar, bebek parfümleri, bebekle annenin bu emzirmedeki teması sırasında herhangi bir sorun yaratıyor mu ya da bağlanmaya bir etki ediyor mu? O grup ürünlerin hepsi artık eskiden bilinmeyip de yeni yeni öğrenilen işte bu detaylar yüzünden değiştirildi, korunmaya alındı. Ne oldu? Alerjik bebekler artmaya başladı. Niye artmaya başladı? Yiyecekler değişti. Çevre dediğimiz sirküle eden hava değişti. O yüzden genetik yapıda da varsa annelerde, babalarda alerji, yeni doğan bebeklerde çok kolay alerji ortaya çıktı. Alerji ortaya çıkınca cilde sürülecek krem düşünüldü. Bu bebek artık zarar verir tabii ki. O yüzden onlar değişti. Bütün bu detaylar var. Ben ezbere bir şey sürmek istiyorsa gitsin zeytinyağı sürsün poposuna. Ona da razıyım. Ama o kadar korkulacak bir şey olmaktan çıktı bu dünya. Ben sadece annenin çok fazla kimyasal içeren şeylerle ilgilenmesini istemiyorum. Bir, saç boyası. Emzirirken yaptırmayın saç boyasını. Evet efendim, işte bu çok yeni teknolojiyle üretilmiş boyadır. Onun mesuliyetini ben alamam. O kadar incelemedim. Ama saç boyasını önermiyoruz. Cilde yapılacak yoğun krem uygulamalarını vesaireyi önermiyoruz. Doğal kalacak anne. Parfüm önermiyoruz. Niçin?
Bebek doğumda gebeyken annenin karnında o kokuyu almadı. O kokuyu almadı. Siz parfümlenirseniz bebek size geldiği zaman sizin kokunuzun değiştiğini görür ve sizi reddetmeye başlar. O yüzden bunlar önemli. Anne doğal kalacak. Bebekler açısından herkesin elinde bir ıslak mendil. İçeriği kimi sabun, kimi alkol, kimi başka şeyler. Oraya kimyasallı bir kağıdı sürmenin bir anlamı yok. Evdeyseniz alın kucağınıza gidin. Önce kabaca ılık suda ıslattığınız pamukla temizleyin kakayı. Sonra alın götürün lavaboda yıkayın güzel. Böyle yersiler gibi değil. Bu şekilde. Penye veya doğal pamuklu bir şeyle kurulayın. Ondan sonra da bezini bağlayın. Her yerde o kağıt mendil ortaya çıkıyor. Çok hoş değil bunlar bebeğin cildi için. Musluktan suyla da yıkanır hocam. Bebeğin cildi çok hassas. Nedense bizim kültürümüzde kakadan iğrenmek Batı ülkelerine veya Doğu ülkelerine göre aynı mı bilmiyorum ama bir tık daha fazla mesela doğal kabul edilir bir bebeğin kakasıyla bir şey bulaşmış. Anne sütü alan bebek de bunu yabancı doğal karşılar, bir şey yapmaz, bir tepki vermez. Ama bizde anne bile yersiler gibi siliyor poposunu çocuğun. Yapma evet. Diyorum o cilt o kadar hassas ki ne olacak o? Senin sütün artıkları çişse senin çişin. Geçen gün ben muayenehanemde bir hastayı muayene ederken erkek bebekler bunu çok yapar. Onun için gafil avlanmamaya da çalışırız ama gafil avlandık. Böyle fıskiye gibi bize püskürttü. Ay hastaca sahibiyiz ne kadar üzüldü. Ay doktor bey üstünüz mahvoldu. Hiçbir şey olmaz diyorum. Hiç üzülme. Silmeyeceğim. Silmeyeceğim bile. Elimi de yıkamayacağım. O senin sütünün suyu. İşte bu kadar. Hocam. Öyle değil. Anne bile yani. Ay kaka sil bastır. Yersiler gibi popo temizleyenler var. Kız çocuğunda çok önemli. Yukarıdan aşağı evet, biliyor mi? Anneler ama gene de hatırlatalım. Yukarıdan aşağı. Erkek çocukları erkenden sünnet ettirme modası var bir de. Ben buna da katılmıyorum. Şayet. Prepisium dediğimiz sünnet derisinin ucu çok dar. Bebek çişini yapamıyor. Çiş iyi boşalmadığı için idrar yolu enfeksiyonu oluyorsa o çocuk sünnet olur. Ama hadi olmuşken hepsi bitsin ya. Aman ileride düğünle mi uğraşacağız, törenle? Bu yanlış. Siz o deriyi çıkarıyorsunuz oradan. İdrar yollarının ucunu kakalı bezle baş başa bırakıyorsunuz. Evet. Onun için bunu herkes bir düşünsün. Evet şimdi her şeyin bir çözümü var. Sünnet olmak istiyor musunuz? Evet hiç kimse size bunları söylemez. Hay hay gelin yap verelim bitti gitti. Yani hoş şeyler yoktu da aklı başında çocuk cerrahlarıyla konuştuğum zaman da 5 yaş bitince sünnet başlar diyorlar. Sünnetçi olayı kaldırıldı. En güzel uygulamalardan biri. En güzel. Çocuklara hiçbir travma yaşatmıyorlar artık. Bundan niye korkuyorsunuz o zaman? Hepsi hastanede oluyor. Hepsini çocuk cerrahı yapıyor. Böyle bir uygulama varken niçin doğar doğmaz sünnet? Canı yanmasıymış. Efendim ileride de canı yanmayacak. Merak etmeyin. Merak etmeyin. Her şeyin bir çözümü var. Canı yanmadan bugün sünnet yarın deniz diye espri gibi reklamlar var görüyorsunuz. Hani o kadar olmasa da bunda korkulacak bir şey yok. Çocuk biraz yaşını geçtikten sonra sünnet olmasında. Hocam Gamze Hanım'ın bir sorusu var. Bir buçuk aylık bebeği var. 10 gündür hep ishal ve günde bir kez kaka yapıyormuş. Yediklerime dikkat ediyorum. Normal mi ya da ne önerirsiniz diye soruyor bebeğinin bu durumunun. Bebeklerin ilk kaç aylık bebek? 1,5 aylık. Sana 10 gündür hep ishal ve günde bir kez kaka yapıyormuş. 10 günde bir kaka yapması yani örneğin o çocuğun testleri alınmıştır. Tiroid hormonları normalse en önemlisi o. Üstünde durmuyoruz bebek sağlıklıysa. Anne sütü kakası her zaman yumuşak çıkacaktır. Bebeğe bir acı hissettirmeyecektir. Bebeğin bir rahatsızlığı olmayacaktır. Kaka yaptıktan sonra da kaka yaparken de onun için biz telaşlanmıyoruz.
Hocam Erkekler zaten 2-3 gün annemiz gittiyse bebeğe fitil uygulayanlar, bebeğe lağman yapmaya kalkanlar, hekim arkadaşlarım bile var. Üzgünüm, yanlış. Böyle bir uygulamaya gerek yok. Bebeğin poposuna yapılacak fitil veya lağman gibi direkt travmatik işler doktor onayı olmadan olmamalı. 2 gün, 3 gün olabilir diyorum. Anne sütü yağlandıysa daha da kolay olur bu. O nedenle o annelerin sütleri yağlı olabilir. Yağı arttıran da şeker ve yağ grubudur. Başta karbonhidrat grubudur. Biraz daha böyle protein ağırlıklı beslenir. Biraz daha yumuşatıcı meyveleri tüketirlerse anneler, örneğin yaz mevsiminde kayısı, armut, erik, kışın armut var zaten, kayısının kurusu, eriğin kurusu gibi bunlarla rahatlatabilirler bebeklerini sütle bunları transfer edecekleri için bunların hurma şekeri. da olabilir değil mi hocam? Çok mu şekerli yoksa? Vallahi hurma konusuna girmek istemiyorum. Hurma bu Tamam. Toprakların meyvesi değil. Hocam peki bir şey sorabilir miyim şimdi? Hem ishal diyor anne, Hurma baba hem de oldu. günde bir kez kaka yapıyor diyor. Evet, bir kere yapar, 7 kere de yapar, bir kere de yapar. Bu laktaz enzimiyle ilgili. Laktaz Yani enzimi. ishal değil aslında, doğru mu? İshal olması için günde birkaç Hayır kere hayır. yapması gerekiyor. Anne sütü kakası şekilli değildir, ishal gibidir. İlk defa anne olanlar bunu ishal diye hekimlere Ha. başvururlar. Böyle bir şey yok. Anne sütü kakası yumuşaktır, ishal gibidir. Sadece kan Anladım. olmasın, içinde müküs olmasın. Ona bakın. Müküs dediğimiz o sümüksü, jölemsi şey. Her kakada müküs bulunur ama bazısında kocaman bir böyle balgam gibi müküs görürsün. Bu normal değildir. Orada bağırsak bir sorun var. Kendimi korumaya aldığımın işaretidir o. Müküs yapımını arttırır bağırsak. Müküs nedir? Bağırsağın üstünü örten ince jel tabakadır. Niçin? Yiyecekle içecekle giren bir bakterinin dokuya direkt temas edip içeri girip sisteme karışmaması için bir koruyucu bariyerdir, engeldir. Yazılım programında vardır tabiat hanım. O müküs artıyorsa bir zararlı bir şey var, içeri girmek istiyor veya girebilir, ben bunu arttırayım. Otomatik olarak bu gerçekleşir ve müküsün fazlası da ıkınan bebekte dışarı çıkmaya başlar fazla olarak. O nedenle anne sütü kakasında ishal demek için bebeğin bu olayına bir huzursuzluk, kusma olayı da eşlik etmesini genelde bekleriz. Sadece ishal diye yumuşak bir kaka yapan ama gülen, gülümseyen, her zamanki keyfinde olan bebekten korkmamak lazım. Hocam bir de anne sütünün ne kadar önemli olduğunu ve vermek için de biraz kendimizi zorlamak diyeceğim bunu ama daha iyi bir kelime bulamadığım için gerekliliğinden bahsettik. Peki bir annemiz diyor ki 4 ay 14 günlük kızım var diyor. Son bir haftadır emzirmede zorlanıyorum. Biraz emip bırakıyor. Zorlayıp oyalayarak emziriyorum. Bu sefer de sütü kusuyor diyor. Kustuğu süt çürümemiş oluyor diyor. Ne yapabilirim diye soruyor. Bebek o sütten zarar görüyor demek. Yani kendini koruyor. O sütte ona dokunan bir şey var. Alerjik bir ürün olabilir. Taze olmayan bir şey yemiş olabilir anne ama daha çok alerjik ürünler bunu yaptırıyor. Bebek emmek istiyor, emiyor ama geri çekiyor kendini sonra, bağırıyor, zorlanırsa kusuyor. Kendi doktoruyla bunun danışmasında yarar var. Veya annenin kafasında başka şeyler var, yüz ifadesi değişti, bebek bundan hiç hoşlanmaz. Bebeğin, annenin yüzü bebeğin aynasıdır. Bakın bu söz benim değil, psikiyatrist arkadaşların. Annenin yüzü bebeğin aynasıdır. Annenin kafası karışık, düşünceli, üzgün, gergin, kızgın. Hepsi bebeğe yansır. Bebek de ona göre silahını çeker. O gün daha çok huzursuz olur. Veya annem üzülüyor, bir şey var, ben de üzüleyim. O mantığa göre. Hocam biliyor musunuz, ben bunu kendi oğlum doğduğunda fark etmiştim. Hatta bir bloğum vardı, adı da minik aynamdı. Çünkü ben onda bir şey oluyor zannediyordum ama meğer bende oluyormuş. O bana yansıtıyormuş. Aynen, tabii ki. Evet. Bunların hiçbiri 30-40 sene önce bilinmiyordu. 30-40 sene önce belki daha doğal, belki değil daha doğal besleniyorduk. Ama dediğim gibi bu ince detaylar, bana dediğim gibi en kıymetli hocaların yanında yetiştim ben. Ne ders olarak ne arada sohbet olarak bunların hiçbirisini dinlemedim. Ama mesela bir hocamın
Biz sayenizde sizden öğreniyor ve dinliyoruz hocam. Çok teşekkür İmam Hocam'ın ediyoruz. şu sözünü hiç unutmam. Seneler sonra benim söylediklerimle örtüştü. Anne sütü alan çocukta ilk bir yıl tabii anne sütü almak kaydıyla, anne sütü alan bir çocukta Escherichia coli enfeksiyonu görülmez. Escherichia coli erişkinlerde en sık bulunan bakteridir. Annenin doğumda bebeğine transfer edeceği bakterilerdendir. Ama Escherichia coli düşük pH'ya dayanıksızdır. Süt ne yapıyor dedik? Anne karnında yoğurda dönüyor. Fermente oluyor. Fermentasyonla ne oluyor? pH düşüyor. pH düşünce bakteri ölüyor. Ölmeyenler, ayakta kalabilenler de annenin sütünün emilmeyen, sindirilmeyen şekerlerinden faydalanamıyorlar. Ona engel oluyor. Kimler engel oluyor? Diğer sağlıklı dost bakteriler de var aynı ortamda. Onlar o patojene o mamayı yedirtmiyorlar. Paylaşamıyor. Açlıktan ölüyorlar bu sefer. O nedenle E. coli düşük pH'ya dayanamaz ve aç bırakılarak anne karnında diğer dost bakteriler tarafından elimine edilir. Bunu 30 sene sonra bu mikrobiyotayla biz yerine oturttuk. Demek ki bir gözlemdi bu. Bu gözlemin arkasında yatan bir gerçekte bilimsel olarak seneler sonra bizlere öğretilmiş, sunulmuş oldu. Hocam şimdi son 10 dakikamıza giriyoruz. Benim merak ettiğim bir soru var. Bebeklere biz ek gıdaya başlıyoruz ama aynı dönemde de anne sütü alıyorlar. Bu bağışıklıkla vesaireyle çok fazla yedirdiğimiz de olabiliyor. Acaba hani hangi dönemde nasıl beslenmeli? Bir de inek sütüyle ilgili, hayvansal sütlerle ilgili fikrinizi öğrenmek istiyorum. Şimdi sağlıklı doğmuş, doğumsal bir hastalığı olmayan veya prematür veya düşük doğum ağırlıklı olmayan bir bebek ilk 6 ay sadece anne sütü yeterlidir. Tabiat ana, Allah baba yazılım programında dişleri 6. aya koymuş. Aynı yazılım programında nişastaları sindirecek enzim olan amilaz 6. ayda ağır ağır ince bağırsakta ortaya çıkmaya başlıyor. 7. ayda kendini gösteriyor. Ağır ağır iş yapmaya başlıyor ama esas efektif olmaya başladığı dönem 1 yaş ve ötesi. Bakın bu iki gösterge bebeğin bizlerin yediği yemeklere hazır olmadığının göstergesidir 6. aydan önce. 6. aydan önce anne sütü yetersizse onu mamayla takviye etmek yerine evdeki bu yiyecekleri zorlarsanız anne sütünü daha bu yiyecekler bebeği daha çok tok tutacağı için daha çok kalori vereceği için bebeğin açlık süresi, tokluk süresi uzayacağından daha az emmeye başlar ve süratle anne sütü kesilir. Ve artık da anne o yola girdiği için umursamaz yoluna devam eder. İşte sütüm olmadı sonra demek budur yani. Aslında o sütü azaltan bizleriz. Bunu yapmamak lazım. İlk 6 ay sadece anne sütü. Anne sütü besin değil sadece dedim, biyo ürün. Bunu unutmayın. 100 gram 200 gram eksik alabilir. Özellikle 4. ayda aşıya gittikleri zaman aile hekimine veya doktorlarına o ay biraz az kilo aldığı görülecektir bebeğin. Bu fizyolojiktir yani doğaldır. Yazılım programında olması gereken bir şeydir. Bebek ilk 3 ayda aldığı kiloları 4. ayda almaz, almayacaktır. Buna bir telaşa, bir paniğe gerek yoktur. Biz anne sütünün sadece büyütüp kilo almasından öteye gelişmesine hayranız, gelişmeye olan katkısına hayranız. Bunu sakın unutmayın. O sütteki bağışıklığı arttırıcı faktörlerin bebeğin alacağı gramla ilgisi yok. Beyin gelişimiyle ilgili faktörlerin gramla ilgisi yok. Lütfen bebeğinizin sağlığı için. Hele ki keyifle giden mutlu bir bebekte aman azıcık da şunlardan tattırayım deyip erkenden ek gıdaya girmek, hazır olmayan sindirim sistemini zorlayacağından bizim fonksiyonel sindirim sistemi hastalığı dediğimiz kabızlıktır, reflüdür, koliktir bunları ortaya çıkarır veya mevcutsa arttırır. Reflü örneğin.
Çocuğun sıkıntıları çıkmaya başlar. O güzeli huzurlu bebek gereksiz ek gıda yüzünden huzursuz hale getirilmiş olur. Kendi elimizle. Bunlara hiç gerek yok. Ha, yetersiz ne demek? O ay 500 gramın altında aldı. Bu yetersizdir. Bu yetersizdir. Ama ilk 3 ay 800-900 gram alan, 1 kilo alan bir çocuk 4. ayda geldiği zaman 600 gram aldı. Hayır, yetersizlik yok burada. Süte sakın bu yakıştırmayı yapmayın. Emzirmeye devam edelim. Ek gıda 6. ayda dedik. Tanıştırmadır o. 7-8-9 aylar tanıştırmadır. Karın doyurma değildir. Ek gıda ile karın doyurursanız, öğün sayısını arttırırsanız o süt gene kesilir. Sütün kesilmesi demek bebeğin koruyuculuğunun azalması demektir. Bunu unutmayın. Hiçbir besin anne sütündeki komple paket bağışıklık arttırıcı paket kadar etkili değildir. Nokta. Şişelere girmiş içinde yarısı kimyasal olan vitaminler vesaireler de hiçbir zaman anne sütüyle yarışamaz. Nokta. O nedenle sütümüzün kıymetini bilelim. O bizleri yaratmış. Buna şükrettiğimiz tabiat ananın, Allah babanın anneye bebek için verdiği en büyük lütuftur. En büyük ikramdır. En büyük güzelliktir. Bu güzelliği heba etmeyelim. Tanıştırma, tahıl çorbası içinde sebze. Önce saf tahıl, pirinç en risksizdir. Pirinç çorba arkadan en güzel çorbalardan biri tarhana çorba. Bunları tek başına zeytinyağı veya tereyağla tuzsuz, baharatsız, mevsim yazsa çok az tuz pişiriyoruz, yediriyoruz. Ne kadar? İlk gün yarım çay bardağı ama çay bardağı 100 gramı geçmeyecek, 100 milimi geçmeyecek. Öyle biraz kahvehane bardağı gibi olacak. Yani öyle Ajda Pekkan bardağı dediğimiz büyüklerden değil. 40 gram, 30 gram, 50 gram yedi, tamam. İkinci gün bir tık arttırdık, tamam. 50'yi geçtik, tamam. Sorun var mı? Yok. O zaman içine sebzeler ekliyoruz. Mevsim sebzeleri. Şimdi kış mesela bal kabağı favori, havuç favori, yer elması favori. Bunları tek tek, iki günlük aralarla havuçlu pirinç çorbası, iki gün bir sorun yok. Havuçlu bal kabaklı pirinç çorbası, sorun yok. Havuçlu, bal kabaklı, yer elmalı pirinç çorbası. Bu şekilde arttırıyoruz. Ne oluyor? Tahıl var. Şart. Yulafı burada öneririm. Yulaf çok kıymetli bir tahıl aslında. Proteini yüksek ve bağışıklıkta en zengin çorba. Yulaf çorbasını öneririm. İçinde ne var? Sebze var. Yağ var mı? Var. Hangi yağ? Çocuğun iki yağı vardır. Ya zeytinyağı ya tereyağı. Başka yağ kullanmayın. Bunu yedi, ne kadar yiyecek? Maksimum bir çay bardağı, maksimum 100 mililitre, maksimum 100 gram. Buna alıştı, alıştı. Akşam üzeri meyve. Hangi meyve şimdi? Elma var, armut var, muz var. Muzlarda çok ilaç var. Uzun süre dayansın diye maalesef yeşilken kesiliyor onlar biliyorsunuz. O nedenle biraz muzdan böyle ürker oldum. Muz deneyen bebekli, alerjik bebeklerde mesela muz deneyen annelerde çocukların da hemen tepki veriyor. Vermemesi lazım. Eskiden vermiyordu. Demek ki üretim artınca bir takım şeyler ekleniyor. Bizim görmediğimiz, bilmediğimiz endüstri olayı bunlar. Narenciye ilk yaşta bebek için doğru olmadığı için şu dönemde narenciye bol ama 6 aylık bebeğe bunu vermek, 7 aylık, 8 aylık bebeğe 1 yaşından önce bunu vermek, özellikle suyunu sıkıp içirmek doğru değil. Hani 9 aydan sonra çok seviyor tatlı da mandalin. Tabii ki yarım mandalini dilimleyip verebilirsiniz ama bu sizin favori meyveniz olmasın. Bu kadar 7, 8, 9 aylarda 2 öğün. Ha 7. ayda o çorbanın içine kıyma girer, et girer. Hangiyi tercih ediyoruz? Kuzuyu tercih ediyoruz. O zaman o bir yemek oluyor zaten. Bakın bir ana öğün çıktı ortaya. Tahıl var. 9. aya kadar pirinç, şehriye, tarhana. 9. aydan itibaren mercimeği de ekleyebilirsiniz bu çorba grubuna. Bunun dışında pakettekilerin hiçbiri doğru değil. Hepsi doğal olacak. Kıyma girdi. Ne kadar et? Avuç içimiz kadar. Benim avuç için böyle bakınız. Bebeğin avuç içine bakın. 12 şu kadarcıktır. O kadar et. Pişirin.
suyuyla birlikte çorba kasesine koyun. Çorba ile orada bir daha pişsin. Her pişen çorba etli veya etsiz, sebzeli olsun, etli olmasın. Hepsinde blenderize edilecek. Ilıyınca yarısı verilir. Kalan yarısı ertesi öğlene saklanabilir ama daha fazla saklanamaz. Arkadan gene pişirmek lazım. Demek ki bir öğün çorbaydı. Yedinci ayda ne oldu? Etli çorba oldu. Akşamüstü meyve vardı. Bebeğin süt grubuyla bir sorunu yoksa ete başlamadan önce meyvanın akabinde o şeyin içine bir çay kaşığı, arkadan iki çay kaşığı, bir tatlı kaşığı. Bakın artışlar böyle. Oturup da bir kase yoğurt verilmez. Bir yemek kaşığı yoğurt, gerisi meyve. Böyle bir karışım var. Arkadan et girdi çorbanın içine yedinci ayı dolunca. Sekizinci ayı dolunca o yoğurdun ayırdık. Yoğurdun içine yumurta sarısını karıştırdık. Meyve yanında biraz çılgır gibi yumurtalı yoğurt yanında meyve. Bitti. Diğer öğünler anne sütü. Anne sütü yok mama. Üzgünüm. Ama canım mamanın parası var. Ben şu benim pilavdan biraz yedireyim bulgurdan falan. Sakın böyle bir işler yapmayın. Ne olur biliyor musunuz? Fonksiyonel gastrointestinal sistem hastalığından kabızlık çıkar. Çocuk ızdırap çekmeye başlar. Paranız boşa gider. Doktor doktor gezersiniz. Kabızlık yönetimi de çok iyi gitmiyor Türkiye'de benim gözlemlediğim kadarıyla. O nedenle bunların hepsi arı kovanına çomak sokmaya benzer. Başınıza iş çıkar. Sakin olun. Anne sütü ana besin oldukça ilk bir yaşta hiçbir şeyden korkmayın. Size laf edenin alnını karışlarım, halt etmişlerim içimden. Sakın ve sakın anne sütünde kalın. Anne sütü yoksa mama ile destekleyin. Bakın ek gıdada ilk 3 ay tanıştırdık. Bir çay bardağı öğleyin oluyor ne zaman? 7. ayda. Akşamüstü de yarım çay bardağı meyve biraz arttırılıp içine bir iki yemek kaşığına çıkacak kadar yoğurt konuyor o kadar. Diğer öğünler anne sütü. Ama ben İzmir'de görüyorum 7. ayda bana kabızlıkla gelmiş bebek örneğin 8. ayda örneğin 9. ayda örneğin 4 öğün yemek var ya. Kahvaltı öğle yemeği akşam üstü akşam. Nerede anne sütü? Emiyor üstüne diyor. Kaç dakika emiyor senin? Bir dakika diyor. Yer yok ki. Yer yok ki. Çocuk rahatlamak için emiyor. Kahve misali. O yiyecekler, hocam, o yiyecekler bağışıklığı bir puan arttırıyorsa o beye anne ittirilen anne sütü 10 puan arttırıyor. Daha ne diyeyim ya. Türkiye'de hocam, hala ilk ayını bitirmiş sadece anne sütü alsın dediğimiz çocukların %14'ü tek başına anne sütü alıyorlar. %86'sı anne sütü yanında başka şeyler. O başka şeyler hep var. Anne sütü varken anne sütünün kıymetini bilin. O başka şeyleri yiyen çocuklar ağzında diş yok, bağırsağında amilaz yok, sıkıntı vesaire. Hocam izleyicilerimiz, eğitimimize katılan izleyicilerimiz size çok teşekkür ediyorlar. Hatta Allah razı olsun bu bilgileri hiçbir yerden duymamıştık. Sizden duyduk, çok teşekkür ederiz diyorlar. Ben de kendi adıma sizin bu anlatımlarınızı tecrübe etmiş bir anne olarak da çok kıymetli buluyorum. İnsanlığın gelişimine katkı sağlayarak, bizlere canlı yayın yaparak çok büyük bir şey yapmış oluyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Ya ediyoruz. Canlı yayın oluyor galiba. Ben şöyle bitireyim. Evet, özet olarak ne yapabiliriz onu soracaktım. Bebek sadece karnının doyurulmasını istemez. Bebek önce sevgi ve şefkat ister, sevilmek ister. Zamanı gelince de bir yaşında adam yerine konulmak ister. Onun için ilk bir yılı konuştuk, tam da bitiremedik. Gelecek sefer buradan devam ederiz isteniyorsa. Tamam. Emzirmek demek, bebeğe sevildiğini hissettirmek demektir. Bakın bunu da kimseden duymamışsınızdır. Emzirmek demek, bebeğe sevildiğini hissettirmek demektir. Bebeğin özgüvenini arttırmaktır. Bebeğin korkularını gidermektir. O nedenle emzirme de bir ritüeldir. Dizi seyrederek, televizyon seyredilerek, arkadaşınla sohbet edilerek, bir yandan telefonla chat yapılarak emzirilmez. O bebek sizi bir iki ay içinde terk eder. Onun beklediği sevgi yok, orada şefkat yok. Ritüel şudur, emzirirken göz teması, bir aylıkta bebek gözünü açmaya başlar, konuşmak,
elinizle yanağını okşamak, tensel temas, tensel temas, göz teması ve emzirme. Bu üçü olmazsa olmaz. O bebek anne sütünden ve anneden kopabilir. İstediği sevgi ve şefkat tam değildir. O nedenle ben emziriyorum ama emzirir sütüm olmadı. Niye olmadı? İşte bu faktörlerden olmuyor. Başka şeyle ilgileniyor anneler. Annelik çok zor. Çok zor. Bakın çok zor. Evet hocam. Çok zor. Baba onun olmak da kolay annelere, değil. Anne adaylarına hani dinleyip de kızına söyleyecekleri olabilir annelerin veya dinleyen genç bayanlar olabilir. İyi düşünün. Her şeyiniz değişecek. Mutfağınız değişecek bir kere. Çünkü ben görüyorum 90'lardan itibaren globalizmle birlikte yani 90 doğumlular ki şimdi anne oluyorlar. Hepsi o fast foodları, kolaları, gazozları hepsini yediler içtiler. Söylemeyi unuttum. Gebelikte ve emzirirken ne kadar az şeker yer, ne kadar tuzsuz yerseniz bebeğe bunu kodlarsınız. Bebek işte tuzdan, şekerden, o kötü yağdan zengin olan hiçbir abur cuburu sevmez. Siz zorla yedirmedikçe, bakın iddia ediyorum ben bunları test ettim. Birisi benim torunum. Hocam yayının başında söylediniz bu arada, hiç unutmadınız. Evet. Yani bu son derece önemli. Demek ki beslenmek yetmiyor, sevgi ve şefkat istiyorlar. Bunun da en güzel yolu emzirme ritüelini doğru yapmak. Annenin de kendisini seven biri olması ve çocuklarına da bunu aşılıyor olması tekrar değil edeyim. Mi? Annenin verdiği sevgi karşısında sevgi almak hakkıdır. O sevgi gülümseyerek ona sarılan bir bebekle birlikte onu kucaklayan bir eş de olmalıdır. Anne de olmalıdır, kayınvalide olmalıdır. Akıl vereceklerine önce kızlarına, gelinlerine, eşlerine bunu yapsınlar. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Sizi eğitimlerde daha çok görmek istiyormuş izleyicilerimiz. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzımız laf etmeye, ağzımız bir şeyler söylemeye kusursuz devam ettikçe, kemküm etmedikçe inşallah. Hocam ne demek olur mu? Ben çok uğraşıyorum ama hiçbir rakamlarda öyle bir şey değişmiyor yani. 6 ayda dediğim gibi rakam %14 dedim. 10'du o, 14 oldu. İnşallah. Bence hocam çok iyi. Bir sene sonra 20 olur. Ama bu Avrupa'da kaç biliyor musunuz? %50'nin üstünde. Ne kadar güzel. Sadece anne sütü alan bir bebek bizden daha zengin ülkelerde %50'nin üzerinde. Bizim gibi ekonomik sıkıntısı olan insanların da anne sütü %14'te ilk 6 ayda. Çok üzücü. Hocam zaten Aptami Çocuk Devam Sütleri de tam olarak bu yüzden bu canlı yayınları yapıyor. Sizler sayesinde. Ben teşekkür vakit ediyorum. Ben de size teşekkür ediyorum. Annelere ulaşma şansı yakalıyorum. Eskiden televizyonlara da giderdim ama şimdi ücret istiyorlar. Evet, istenilen hocam. Ücret de hani öyle dile kolay ücret değil. Yani o yüzden. Bu daha samimi zaten hocam. Burada daha kol, yani daha ciddi bir iletişim tabii var. Ki, gerçek tabii bir ki. İletişim var. Tabii ki. Ben her zaman anlatmaya 5 kişi de olsa devam ederim. Yeter ki ne güzel. Mutlu ayrılsın. Çok teşekkür ederiz. Ben her canlı yayından şahsım adına çok mutlu ayrılıyorum. Ben de sana teşekkür ederim Nihan'cığım. Çok güzel yönetiyorsun soruları, kendi yaşadıklarını benimle paylaşıyorsun. Birçok anneye de sanıyorum bunlar güzel bir örnek oluyordu. Sen çok güzelsin örnek olarak. Hep sağ doğru hocam, yapmış bir annesin zaten biliyorum. İnşallah dinleyicilerimiz de bizi seyreden, izleyenler de bunlardan birkaçını alıp yanlarında bebeklerine veya torunlarına uygularlar. Hocam çok duygulandım. Bu kadar izleyicinin önünde beni takdir eden, anneliğimi takdir eden bir ses duymak, bunun da bir doktor olması çok minnettarım. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür bir sonraki ediyorum. Canlı yayını İyi iple çekiyorum. Diliyorum. İzleyicilerimize de çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere, sevgiler. Çok merak ediyorum.